Merhaba arkadaşlar. Benim kalonşalarım yıllardır hiç böceklenmiyordu. Herkese anlatıyordum. Ne kadar az su verirseniz kalonşalar o kadar böceksiz kalır, böceklenmezler diyerekten hep anlattım. Bu sene benim kalonşalarıma bakılmadı. Hani okula git gel falan derken dışarıda yağmur altında uzun süre kaldılar. Birazını aldım, pencerelere koydum. Birazı hala balkonda kaldılar. Pencerelere, salon pencerelerine aldığım kalonşalar çok kötü böceklenmeye başladılar. Nereden geldi? Aslında içeriye biz biber almıştık. Navi salonu mu aldık ilk önce biberi biz? Bilmiyorum. Biber içeride böceklendi. Oradan mı geldi? Nerede hata bilmiyorum arkadaşlar. Çok kötü kalonşalarım böceklendi. Hala dışarıda kalonşalar vardı. Onları geçen yıl bunları yarından uzak tutmak için yukarıya oturma odasına kaldırdım. Bunları da bir bardak elma sirkesi, yarım bardak su yapıp bunları yıkadım. Ondan su verdim. Olmadılar. Götürdüm suyun altında defalarca yıkadım. Olmadılar. Baktım ki bizim salonun camları olduğu gibi böyle böcek olmuş arkadaşlar. Ben gidip doğru dürüst bakamıyordum. Sabah gittim baktım çok kötü camlara sarmış şeyler, böcekler. Aldım çiçekleri hepsini buraya çıkardım. Çeşmede yıkadım. Baktım ki yani ilaçsız bundan ben baş edemeyeceğim. Yani çok yoğun bir insanım. Her gün bunları yıkasam belki baş edebilirim ama şu anda İzmir'e falan gitme durumum var. Baş edemeyeceğim. Nazlı'ya dedim ki sen bana bir ilaç hazırlayıver. Başka türlü ben bunlardan kurtulamayacağım. Zirai ilaç. İsmini Nazlı tam bakmamış. Hani ismini ben sormam diyerekten tam bakmamış. Zirai ilacı ayarlayıverdi. Şimdi vereceğim. İsmi eğer iyi olursa, iyi bir sonuç alırsa ismini sizlere açıklarım. Kalonşaların hepsi bu değil arkadaşlar. Böceksizleri yukarı kaçırdım şeylerden. Böceklilerden kaçırdım. Zarar görmesinler. Onlar da böceklenmesinler. Bunlar büyük ihtimal bence biberlerden oldu. Biberleri çatıya almıştık. O biberler içeri girince o kadar kötü bir şey oldu ki bugün köklerinden kestim. Şey yapabilir miyiz bilmiyorum. Hani kök koruması olur da bahara yeniden patlar mı diyerekten kökün en yakın toprağa yerden kestim. Yukarıda onlar soğuk olduğu zaman içeri alsak iyi olacak. Bu kalonşanın bir dalı böceklenmiş. O bir dalını kırdım. Buna bari bu açınca çok güzel oluyor. Buna bari şey olmasın diyerekten o bir dalını da kırdım. Şurada topraklı saksı vardı, biber vardı. Biberi soğukta donmuş. Onun yanına diktim. Ama yine de bunu garantiye almak için arkadaşlar bunu da ilaçlayacağım. Çünkü şuralarda bir iki tane gördüm. O bir iki tane zamanla birçok oluyor. Bunları yıkadım. Sabahleyin şu çeşmede bunları tek tek yıkadım arkadaşlar. Tabi bunlar parlak duruyor. Ama bu şununla yakından ben bu yıkanmamış. O kadar kötü bir böceklenme olmuş ki. O kadar kötü bir böceklenme ki. Şimdi bu zirai ilacı vereceğim. Eğer sonucu iyi olursa sizlere de söylerim. Bu çok fena. Uzaktan şey sık, tam sık. Toz halinde ver. Çok fena olmuşlar. Salonda yine merdivenin ağzında var. Merdivenin basamaklarında var. O şey değil. Böcekli değil. Sadece penceredekiler böceklenmiş. Tamam yeterli o. Fazla vermeye gerek yok. Şuna da hafifçe sıkı vereyim. Olanla ölsün. Ya uzaktan sık toz zerrecikler halinde ver. Yakın tutma sen uzaktan. Ben, sen benden ver. Daha iyi bilirsin. Ver. Aman diyeyim bir de. Ellerimi de. Ama kalmasın ya. Biraz fazla sık sen lazım. Tamam da uzaktan sık toz halinde varsın. Bitkilerin ha, üzerine. Onun baranı yeter zaten. Bu gece bunları almayacağım. Burada kalacaklar. Soğuk vurmaz, don olmaz.
Hava yarı bulutlu gibi, bulutlu havalarda don olmuyor. İlacın kokusu evin içine zarar vermesin diye bugün burada balkonda kalacaklar. Başka var mıydı acaba? Şu çok fenaydı. Bu çok fenaydı. Artık geçen yıl kaloşalarım, geçen yıl mıydı, önceki yıl mıydı kaloşalarımda bir video çekmiştim arkadaşlar. Rengarenk, çok güzel, Allah'a şükür kaloşalarım var. Açtıkları zaman hepsini birden yine salona şey yaparım. Masanın üstüne toparlarım. Yine videosunu çekerim. Bunlar nasıl bir sonuç verirse ben size o zaman o şeyin ilacın ismini sizlere söylerim inşallah. Aynı yeniden söyleyeyim, balkondakileri yukarıya aldım. Onlarda şu anda hiçbir kaloş, böcek yok. Onlar da bulaşmasınlar diyerekten onları korumaya çalıştım. Başka da şu anda küpeliler vardı. Böceklenmiş küpeliler vardı. Daha içeri girmeden önce Naviz onları şey yapmış. İlaç vermiş. Hava soğuğa çıkınca da. Ağaçlar yapraklarına döktü. Altında kalanları öldürür mü? Öldür öldür. Kokusu değdi mi onun? Hepsini öldür. Ne yapacağız öldürmesi? Yarın yeniden mi vereceğim? Şu çok fenaydı. Ben ona çok verdim. Aslında bugün menekşeleri dikmeyi düşünüyordum. Uzun süredir menekşe yapraklarım iyice köklendi. Artık dikilmesi gerekiyor. Ama başka yoğun işlerim vardı. Onlardan. Bunlara da mecburen ilaç vermek zorunda olduğum için hadi dedim Nazlı bir çekelim. Böceklerden kurtulamayan birçok insan var. Hep diyorlar abla şey böcek ilacı neyden kurtarıyor? Nasıl benim bunca yıldır Allah'a şükür hiç olmamıştı diye sonunda ben de böceklendirdim. Artık benim de böcekli kalonşalarım var. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu yıl başa gelmese seneye başa gelebiliyor. Bu yıl hep anlattığım gibi çiçeklerle çok ilgilenemiyorum. Giriş balkonumuzda hala bir sürü çiçekler var. İçeri alınacak. Geçen gün -5, -7'leri kadar gördüler. Güney tarafında oldukları için kurtardılar. Yani tam ölmediler. Kuzey tarafta olsalardı onlar giderdi. Bu sene çiçekler biraz kaderine kaldı. İnşallah bakalım şey olmadan. Ben normalden fazla üşüyorum ya. Onun için ceket giydim. Bu balkonu kapatabilirsek seneye, üstüne örtü yapıp kenarlarında böyle cam balkon yapabilirsek çiçeklerin hepsini buraya alacağım. O zaman da benim salonum, mutfağım her taraf kurtulacak arkadaşlar. Burada büyük bir balkonumuz var ama üstü açık. Kenarları açık. Burayı kapatabilirsek buraya tam bir çiçek, kışın çiçeklik yapacağım. Allah'ın izniyle seneye, önümüzdeki sonbahara burayı kapatabilirsek bütün çiçekleri buraya toparlayacağım. Salon çok fena oluyor. Böcekler dolaşıyor her tarafta. Naviz kızıp duruyor ama yapacak bir şey yok. Dedim burayı kapatalım. Sen de kurtul, ben de kurtulayım böceklerden. İnşallah yarına bunlar artık ne sonuç verecekse almayacağım. Ne olacaksa olacak lan bugün. Bugün ilaç verdik arkadaşlar. Kalonşalara şey, bazı arkadaşlarımız diyor ki ben ilaç verdim, şunu yaptım, bunu yaptım ama bir türlü kurtarmadım. Koparıp attık diyorlar arkadaşlar. Koparıp atsak da bu kadar güzel çiçekleri de kıyamayacak insan. En iyisi zirai ilaç dedim. Bir de onları verdik bakalım. Şimdilik hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yarın da fırsat bulursak şu menekşeleri diksek iyi olacak. Hoşça kalın. Şu
renkleri bak yakında ilaçladı. Elim de şey olur mu benim? Şu çok güzeldi de. Şu açtığı zaman çok çok güzel olacak. Çok güzel oluyor bu. Hepsi de güzel de. Bunu seneye büyük bir saksı alıp çok büyütmeli.